başlangıç yapmış oluyoruz. Alarmı devreye mi alındı şimdi? Evet, peki. Peki. Öncelikle madalyon meselesi önemliydi. Aynen Fatih Sultan Mehmet'in portresiyle ilgili sürecin işlediği şekliyle madalyon konusunda da bir müzayede olduğu bilgisini bana Mahir Bey ulaştırır ulaştırmaz mutlaka onu da İstanbul'a kazandırmamız gerekir demiştim. Ve gördüğünüz gibi süreç sonuçlandı ve madalyonu İstanbul'a sahibinin evine getirmiş olduk. Şunu söyleyeyim, İstanbul kadim bir şehir. Yani her anısıyla ama toprağının içinde bulunan eserleriyle ama yeryüzünde bulunan eserleriyle hatta dünyanın farklı yerlerine savrulmuş eserleriyle, anılarıyla bize aittir. Çünkü biz şu anda bu şehrin sahibiyiz, emanetçileriyiz. Dolayısıyla bu bize ait olan bu ruhu nerede olursa olsun yakalamak, onu hissetmek, hatta onun gereğini yerine getirmek bu topraklar olan sorumluluğumuzun esas çıkış noktasıdır. İstanbul'un 21. yüzyılda 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında hak ettiği değere kavuşması noktasında geçmişinde hangi izler var ise en sağlıklı, en doğru biçimde servis edilmesi, anılması, hissettirilmesi şart. Bu bakımdan tarihi eserleriyle, restorasyonlarıyla ve restore edilmiş alanların doğru bir biçimde topluma kazandırılmasıyla ama bir müze şeklinde ama bir kullanım biçimiyle halkın içine girebileceği şekliyle. Bunun içinde 100 yıl önce yapılmış bir apartman da var. Bunun içinde 1600 yıl önce yapılmış saray da var. Bunun içinde 7000, 6000, 7000 yıllık, 8000 yıllık kazılarda elde ettiğimiz mezarlıktan tutun da farklı diğer buluntulara varıncaya kadar İstanbul'un her anını çok değerli kılan bir süreci İstanbul'da yaşatıyoruz. Tabii fetih, tarih kapatan, bir çağ kapatan, bir çağ açan bir tarih. Fatih Sultan Mehmet hepimiz için çok değerli bir insan, değerli bir padişah. Tarihimizin, özellikle Türk tarihi için muazzam bir komutan, bir lider. İstanbul'un fethini bize yaşatan 21 yaşındaki tarihe parmak basmış, iz bırakmış genç bir lider aynı zamanda. Aynı zamanda o çağa göre değişimin öncüsü, birçok konuda ilki, yeniliği yapan, kazandıran bir lider. Her yönüyle ele alınması gereken bir insan. Fatih Sultan Mehmet'in bugün İstanbul'da çok önemli bir eseri var. Aslında çok terk edilmiş ve biraz da hüzünlü bulunan Rumeli Hisarı'nı unutmamak lazım. Biz şu anda Rumeli Hisarı'nı yine 10 yıllar sonra hak ettiği bir sürece kavuşturmanın yoğun bir çalışmasını sürdürüyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde çok hak ettiği değere kavuştuğu biçimiyle yine toplumun gezebileceği bir modele kavuşacak. Aynı şekilde fetih denince ki bugün Panorama 1453 müzesindeyiz, gezi alanındayız. Yanı başındaki surlar bence fethin izini taşıyan çok özel bir nokta. Ama biz bu surların içinde ne yazık ki 20-30 yıldır biriktirilmiş çöplüğü temizledik ve artık orayı arındırmanın, orayı temizlemenin, orayı pırıl pırıl bir gezi mekanı haline getirmenin çalışmalarını tam gaz sürdürüyoruz. Birçok şey anlatabilirim İstanbul'un özellikle fetih dönemine dair ama şu net, çok büyük bir mirastır fetih tarihi. O tarihçi, o dönemde yaşananlar ve Fatih Sultan Mehmet'in izleri. Benim için en mühim tarafı bu genç komutanın, bu genç liderin bence fethettiği İstanbul'da yaşayan herkese
yaşam biçimiyle, inancıyla bir özgürlük sunmasıydı. Ta 1453 yılında. Ve o sunduğu yönetim anlayışı Osmanlı İmparatorluğu felsefesine dönüştü ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yaygınlaşmasına ve gittiği her coğrafyada hala iyi anılmasına ve hala o bıraktığı izlerin masumiyetinin konuşulmasına vesile olmuştur. Ama en önemli izi de İstanbul'dur. İstanbul'da farklı inançların, farklı kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşayıp bugüne gelmesine vesile olmuştur. O bakımdan biz tabii ki o dönemde ortaya atılan bu adımların, bu gerçeğin 21. yüzyıla dönüşmüş haliyle daha iyi bir yönetim, daha demokrat bir şehir, insanlara fırsatlar sunan, insanlarını özgürleştiren, bir arada o kültür bütünlüğünü sağlarken herkesin özünü temsil edebildiği ama onun bu çağa dönük formasyonunu yakalayıp dünyaya da servis edebildiği, edilebildiği, kabiliyetlerini ortaya koyabildiği, bu memleketin gençleri başta olmak üzere dünyanın en kabiliyetli gençlerinin fırsatları aradığı, girişimciliğin, inovasyonun merkezi olan bir İstanbul, sanatçıların merkezi olan bir İstanbul, zenginliğin, insani zenginliğin merkezi olan bir İstanbul'u var etme noktasında bize sorumluluk yüklüyor. Bu duygularla hareket ediyoruz. Bugün de burada Fatih Sultan Mehmet'in bronz madalyonunu ki yine İtalyan ressam Costanzo de Ferrara'nın imzasıyla yapılmış madalyonun açılışını bir nevi halka sunulmasını gerçekleştirmiş olduk. Panorama 1453 bu madalyonun servis edildiği, sunulduğu ve sunulacağı en güzel mekanlardan biri olmuştur. Bu anlamlı bir yer, fethi anlatan ve yoğun ziyaret edilen bir yer. Daha çok bizim insanımızın ziyaret ettiği, bir miktar Müslüman ülkelerden gelen ziyaretçilerimizin ziyaret ettiği ama aslında biz buraları, fethi anlayışını, fethin içindeki o entelektüel Fatih Sultan Mehmet'e anlatarak bütün dünyanın ilgisini çekecek hale getirmenin de çabası içerisindeyiz. Umut ediyoruz bu aşamadan sonra başta İstanbul'un ki en çok dünyada en çok konsolosluk barındıran bir şehirdir İstanbul. Konsolosluklar olmak üzere onların burada bir ziyaretle onlara tanıtılmasını sağlamak gerekir. Aynı zamanda bir başka adımımız var. Yine fethin izini taşıyan Haliç Tersanesi'nde çok özenli bir restorasyonu bitirmek üzereyiz. Orada çok özel bir sergimiz açılacak. Aslında bir sanat müzemiz açılacak. Bu sanat müzemizin de içerisinde yine Türkiye'ye kazandırdığımız hem Fatih Sultan Mehmet portresini hem de Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini aynı anda görebileceğimiz bir müzeye dönüşecek. İnşallah orayı sonbahar itibariyle vatandaşlarımızla da buluşturuyor olacağız. Tabii yine Osmanlı döneminden kalan sanayi yapısı Feshane'nin muhteşem bir sanat alanına dönüşmesini de önümüzdeki hafta vatandaşlarımızla beraber açılışını yapacağız ve İstanbul'a hediye etmiş olacağız. Sözün özü şu, gerçekten medeniyetine sahip çıkmak, gerçekten bir şehrin geçmişine sahip çıkmak, Osmanlı'nın mirasına sahip çıkmak, daha eski tarihin tümünün mirasına sahip çıkmak, Cumhuriyet'in miraslarına sahip çıkmak ve bütün bu mirasın zenginliğiyle Türkiye'yi, İstanbul'u geleceğine taşıyabilmenin modelini oluşturma yönünde çok özenli bir şehirciliği, belediyeciliği, yeni nesil bir belediyeciliği, yeni nesil bir yönetim anlayışını ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Ve bundan sonra daha güzel çalışmalarda da yolumuz hep birlikte açık olsun. Bir madalyon için ya da Fatih Sultan Mehmet için, fethi için bu kadar söz edilir mi?
diye düşünenler olur. Benim sözlerimin 1000 katı edilir. Ben sadece bu işin uzmanlarından elde ettiğim bilgiler ya da okuduğum deneyimler üzerinden bir özetini size basına ve vatandaşlarıma, hemşehrilerime sunmuş oldum. İnşallah yine o güzel açılışlardaki haftaya başta Feshane olmak üzere ve sanat müzemizde inşallah tersanede sergileyeceğimiz Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman'ı yan yana koyacağımız portresiyle çok daha güzel açılışlarda bir arada olmak dileğiyle hayırlı uğurlu olsun. Madalyonun açılışı sadece gözlemlemek ve seyretmekle oluyor değil mi? Başka bir şey yapmıyoruz. Kurdele kesmiyoruz yani. Ya da madalyonu takmıyoruz yani. Madalyonu sadece izliyoruz. Başkanım biz kültür sanat programımız ama bizim sıcak siyaset gündemine ilişkin birkaç sorumuz olacaktı. Bundan nasıl kurtulacağız bilmiyorum bakalım. Evet. Seçim sonrasında yaptığınız değişim çağrılarının ardından çarşamba günü Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdiniz. Bu görüşme sizin talebiniz üzerine mi oldu, Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine mi oldu? Görüşmenin içeriğine ilişkin pek çok şey okuduk, yorumlar yapıldı. İçeriğiyle ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? Yani benim Sayın Genel Başkanımızla konuşmam kadar, buluşmam kadar doğal bir şey yok. Elbette ki basının ve toplumun buna yoğun ilgisini anlıyorum. Kolay bir zaman diliminde değiliz. Ülkemizin birçok konusu ve sorunu var. Yani bir seçimle beraber her sorunun çözüme kavuştuğunu kimse iddia edemez. Evet, seçimi kazanan bir iktidar var, seçilen bir cumhurbaşkanımız var ve onlar ülkenin sorunlarına çözüm bulmak için çok çalışmalılar ve çalışacaklar. İçtenlikle ve yürekten söylüyorum ki görev alan herkesin bu hükümette memleketimizin iyiliği, memleketimizin adaleti, boş yere hapiste yatan, işte benim de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışma arkadaşım var ya da milletvekili seçilip meclise gidemeyen Can Atalay var, Tayfun Kahraman arkadaşım var. Başta adaletsizlik olmak üzere ya da anlamsız mahkemelerle uğraşan Ekrem İmamoğlu var. Her konu gündeme gelse, bir şey gündeme gelse tırnak içinde ahmak davası ne olacak diye tartışılan bir Ekrem İmamoğlu var. Mesela adaletle ilgili bütün bu sorunların çözüme kavuşması. Memleketin ekonomik sorunları çok derin. Kur, devalüasyon, bu ülkede %20 devalüasyon oldu son bir haftada. 10 gün içinde ve bu kur artışı devam edecek. Etmek zorunda yani çünkü baskı altında bir ekonomi düzeninin bizi taşıdığı sonuçlar. Dolayısıyla ekonomiden adalete, İçişleri Bakanlığı'ndan beklentilerimiz var, Şehircilik Bakanlığı'ndan beklentilerimiz var, İstanbul adına, Türkiye adına geçmişte yapılan hatalar var. İSKİ Yönetim Kurulu'na ben 4 senedir atama yapamıyorum. İSKİ Yönetim Kurulu düşünün yani. Yani yönetim kuruluna bir ismi atayamıyorum ve kendi usulümle orada çözüm bulmak gayret. Neler anlatabilirim? Bütün bu konularda yeni hükümetin başarılı olmasını, doğru işler yapmasını en az onlar kadar isteyen bir belediye başkanı. Bunu İstanbul Belediye Başkanı sıfatımla ama aynı zamanda vatandaş bir aile babası Ekrem İmamoğlu olarak söylüyorum. Yürekten istiyorum. Ve inşallah bunu yapsınlar ve yapsınlar ki biz de daha iyisi için yarışalım. Daha iyisi için yarışalım. Birincisi bu. İkincisi elbette ki seçimi kaybettim. 2 kere 2, 4. Dolayısıyla Millet İttifakı olarak başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere hepimizin bunun içinde en önde tabii ki orada 6 parti var, onun lideri var, yöneticileri var ama aynı zamanda biz varız, etkin belediye başkanları var. Her birimizin şapkamızı önümüze koyacağız, oturacağız, düşüneceğiz, ortak akılla doğru kararlar alacağız. Bu doğru kararlar almanın içerisinde en önemli aktör, en önemli kurum Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi ittifaka liderlik ettiği gibi bugün de
değişime ve dönüşüme liderlik etmek, öncü hareketleri, hamleleri yapmak zorundadır. Bunun da adresi Cumhuriyet Halk Partisi olduğuna göre o adresin ana noktası da elbette ki benim çok kıymetli genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O bakımdan seçimin ilk gününden itibaren ama telefonla, ama yazışarak, ama baş başa konuşarak defalarca sohbetimiz, paylaşımlarımız oldu. Çarşamba günü yaptığımız buluşmada elbette ki yine benim kendilerine bir takım hatırlatmalarım, önerilerim ve yazılarım doğrultusundaki talebimden ötürü bir araya geldik. Düşüncelerimi, değişim yönündeki parametreleri, neler olması noktasındaki aşamaları yine kendisiyle paylaştım. Çok makul, çok güzel, çok değerli, hatta pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşmayı yaptık kendileriyle. Tabii ki bunun bir zaman dilimi vardır. Benim bu sohbetten aktarabileceğim, değişim ve dönüşüm adına aktarabileceğim şimdilik bu kadar. Elbette ki bir yandan Sayın Genel Başkanımızın attığı adımları da takip ediyoruz. Ama değişim ve dönüşümün içeriği oldukça geniştir. Süreci oldukça kıymetlidir. Ele alınması gereken ve kamuoyuna hissettirilmesi gereken tarafları oldukça fazladır. Şu anda yapılan hamleler toplum için yeterli gelmediğini biliyoruz. Bu yeterli gelmeyen ama yeterli olması için yapılması gerekenlerle ilgili tüm fikirlerimi, süreçleri kendisiyle paylaştım. Kurumsal olarak yaklaşık 15 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi, bir ferdi olarak hiçbir zaman parti içindeki meseleleri ve süreçleri bu seviyenin daha ötesinde paylaşmadım. Paylaşmayı da doğru bulmam. Ama tabii ki bu bahsettiğimiz meselelerin içerisinde kamuoyunun bilmek zorunda olduğu, bilmesi gereken kısımları da var. O kısımlarıyla ilgili ve nasıl olması gerektiği konusunda Genel Başkanımızın umuyorum ki bayram öncesi yapabileceği bazı aktarımlar sonrasında belki farklı bir ortam, farklı bir buluşma ya da bireysel olarak benim de kamuoyunu bilgilendireceğim tarafları olabilecektir. Bunu zaman gösterecek. Şimdilik Sayın Genel Başkanımla çok saygın, çok özenli ve çok değerli buluşmalarımızı sonuçlandırdık. Bu aşamadan sonra umuyorum ülkemizin önünü açacak, muhalefetin yeniden güçlenmesini sağlayacak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha güçlü bir şekilde süreci tasarlayacağı, hem yerel yönetime, yerel yönetim seçimlerine, yerel seçimlere dönük en güçlü şekilde, sadece İstanbul değil, Türkiye'nin her sattığında en güçlü ve en iddialı şekilde girmesini sağlayacak, sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, ittifakın mutabakatıyla daha farklı, aynen 2019'da ortaya koyduğumuz gibi ve gerçekten de başarılı olduğumuz 4 yılın sonrasında ve 5. yıla giderken yine daha yenilenmiş, daha felsefesi güçlü bir yerel yönetim anlayışını ortaya koyacak ve hatta daha sonrasında da ülkemizi 21. yüzyıla hazırlayan demokratik, adil, memleketin birliği, beraberliği, bu ülkedeki her katmanın hakları, hukuku, hürriyeti ama etnik kökeniyle, ama inancıyla elde ettiği ve kendisini bu memleketin sahibi hissettiği, 86 milyon insanın kendisini bu memleketin eşit hissedarı hissettiği, hiçbir ayrımcılığı hissetmediği, ben çalışırsam hak ettiğimi alırım, hak ettiğim olur diyebildiği, gençlerin bu ülkede hayallerini güçlü şekilde kurabildiği bir ülkeyi var etme konusundaki ortak mücadelemizi güçlendirerek devam ederiz diye düşünüyorum. Cevap uzun oldu ama kısa bir cevabı yok bu işin. İyi anlaşılması için bu şekilde uzun cevap verdim. Kusura bakmayın, basın uzun cevapları sevmiyor ama
olsun buradan. Nasılsa içinden cımbız da çekip işinize geleni yazıyorsunuz. Bir soru daha sormak isterim. Bir rapor, seçim sonuçlarıyla ilgili bir rapor hazırlattığınız konuşuluyor. Neden kaybedildiğine dair. Bu rapor nasıl analizler içeriyor? Genel başkana sundunuz mu ya da sunacak mısınız? Detayları alabilir miyiz? Ben rasyonel bir insanım ve her konuda hesap kitap yaparım, matematik yaparım ve hesaplaşırım. Kendi iş yaşamım da böyleydi. Babam bana ilkokul birinci sınıfta hesap tut demişti. O günden itibaren aldığım ilk 2,5 lirayla ne kadar simit alırım ya da gazoz alabilir miyim ya da az simit yersem fazla gazoz içebilir miyim diye 6 yaşından itibaren hesap kitap insanı olmayı kendime adet edindim. Her zaman bir ajandam vardır. Onun içinde matematiğini tuttuğum yaşamım vardır. İş yaşamım da böyle geçti. Siyaset yaşamım da böyle geçti. Yıllardır beraber siyaset yaptığım arkadaşlarım, ilçe başkanı arkadaşlarım da bunu bilirler. Dolayısıyla ben böylesi bir seçimin sürecinin de raporlarını tutmuş birisiyim. Seçim sonrasında bunun muhasebesinin de çıkarılması konusunda çalışmalarım var. Bir raporum yok benim bu arada. Farklı gözlerle farklı raporum var. Yani bu işin bilimsel tarafına çalışan arkadaşlarımdan farklı raporlar, verisine çalışan arkadaşlarımdan farklı raporlar. Enstitümüz var, oradan bilim insanları, teknik insanlar, akademisyenlerden farklı raporlar, düşünsel dünyadan farklı raporlar. Hatta İstanbul ölçeğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu seçimden ne yaptı, nasıl çıktı, nasıl etkilendi gibi araştırmalar oldukça külliyat denecek derecede bizde vardır. Bunu tabii ki yapıyorum, yapmak zorundayım. İhtiyaç duyulduğunda, o vakit geldiğinde, öyle bir masa kurulduğunda da elbette elimde ne var ise bunları ilk paylaşacağım yerde benim partim ve genel başkanımdır. İlgili olduğu kısımlarıyla ders çıkarttığımız veya hamleler yaptığımız kısımlarıyla ilgili de kamuoyuyla paylaşmaktan ve onları bilgilendirmekten de asla kaçınmam. Evet. Yerel basınla yerel seçimler için bir yol haritası belirlediniz mi? Tekrardan aday olacak mısınız? Bütün bu bahsettiğim bu büyük çerçevenin içinde o da önemli bir detaydır. Ama önemli bir detaydır. Yani bu meselenin bütününü hallettikten ve o süreci tasarladıktan sonra bunların hepsi konuşulur. Ortak mutabakatta, ortak akılla kararlar alınır ve kamuoyuyla paylaşılır. Teşekkür ederiz. Herhalde. Bankayı ver. Deha nerede?